Bu bölümümüzde muhtemel değerleri kullanarak sudokunu nasıl çözebiliriz ondan bahsedeceğim. Gerçek hayatta kalemimizde her bir kareye gelmesi gereken muhtemel değerleri yazabilirsiniz ve daha sonra da bulmacayı bu değerlere göre çözebilirsiniz. Programımızda muhtemel değerleri göster bölümü olduğu için buradan hızlı bir şekilde zaten görebiliyoruz. Ancak bu şekilde bulmacaya başlamanızı tavsiye etmiyorum. Muhtemel değerleri olmadan önce verilen sayılarla burada gelmesi gereken sayıları bulmaya çalışın. Eğer artık gelmesi gereken sayıları bulamazsanız muhtemel değerlere geçebilirsiniz. Ben de şimdi bulabileceğim sayıları bulacağım ve kaldığım yerden videoya devam edeceğim. Bulmacamızda bulabileceğim bütün sayıları buldum. Gerçek hayatta da bu şekilde yaptıktan sonra zor bulmacalarda muhtemel değerleri tek tek yazmamız gerekiyor. Böylece geriye kalan kısımları muhtemel değerleri görerek çözebileceğiz. Örneğin buradaki karenin muhtemel değerlerini tek tek bulmak istiyorum. Gerçek hayatta çünkü kalemimizi tek tek yazmamız gerekiyor. Bu karemizin satırına, sütununa ve bulunduğu 3x3'lük bölümüne bakıyorum. Buralarda bir sayısı yok, o yüzden muhtemel değerlerden biri alıyorum. 2 dikeyde olduğu için almıyorum. 3 yatayda var. 4 yine var. 5 sayısı yok. 6 sayısı yatayda ya da 3x3'lük bölümde var. 7 var. 8 var. 9 var. Demek ki muhtemel değer olarak buraya 1 ve 5 gelmesi gerekiyor. Bütün kareleri bu şekilde kontrol ediyorum. Tabii bilgisayar programı olduğu için ben bunu hızlı bir şekilde yapacağım. Muhtemel değerleri göster diyorum. Öncelikle tekli olan rakamlara bakacağız. Dikkat edersiniz burada 3 rakamı var. Yani burası kesinlikle 3 olması gerekiyormuş. Ben muhtemel değerleri olmadan buranın 3 olduğunu göremedim. Muhtemel değerleri kaldır diyelim ve 3 sayısının olup olmadığına bakalım. Bu 3 yataydan burayı kapatıyor. Bu 3 de burayı kapatıyor. Yalnız burayı dikeyden kapatan yok. Yani burada 3 aslında 3 tane yere gelebiliyor. Ben böyle baktığım için oranın 3 olduğunu göremedim. Eğer bu kareye tek tek bakacak olursak buranın kesinlikle 3 olduğunu görebiliyoruz. Ancak bu şekilde bütün karelere tek tek bakmamız bizi zorlayacağı için biz genelde bu şekilde bakmıyoruz. Ama zor bulmacılarda bu şekilde karşımıza gelebiliyor. Şimdi bu kareye tek tek bakalım. Bir sayısı yazamıyorum çünkü burada bir değeri var. İki sayısını yazamıyorum. Yatayda 2 var. Üç sayısı yazabiliyorum. Muhtemel değer. Dört sayısını yazamıyorum. Yatayda 4 var. 5 sayısını yazamıyorum. Dikeyden 5 var. Yataydan 6 var. Burada 7 var. 3x3'lük bölümde 8 var. Ve dikeyde 9 var. Görmüş olduğunuz gibi eğer muhtemel değerleri bu şekilde tek tek incelersem oranın 3 olduğunu görebiliyorum. O yüzden muhtemel değerler bizim için kolaylık sağlıyor. Tabi her zaman bu şekilde tek değer çıkmıyor. Bu bulmaca için buranın 3 olduğunu bu şekilde görmüş olduk. O yüzden buraya 3 yazıyoruz. Hatta buraya 3 yazmadan önce muhtemel değerleri göster diyelim. O şekilde çözüm yapalım. Burası kesinlikle 3 olmalı. O halde buraya 3 yazıyoruz ve yatayda bulunan bütün 3'leri siliyoruz. Muhtemel değerlerde kesinlik olan yerlerde bu şekilde silebiliriz. Gerçek hayatta silgimizde silmemiz gerekiyor. Dikeyden 3'e bakıyoruz. Aynı zamanda 3 çarpı 3'lük bölümde de 3'leri silmemiz gerekiyor. Bu şekilde tamamladık. Bundan sonra muhtemel değerleri göster demeyeceğim. Gerçek hayatta nasıl yapıyorsak o şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Muhtemel değerlerle sudoku çözerken öncelikle bir tane rakam var mı yok mu ona bakıyoruz. Zaten bakmıştık, başka da yok. Daha sonra ikililere geçiyoruz. Burada 1 ve 5 ikilisi gözükmekte. Burada bulunan karenin yatayına, dikeyine ve 3x3'lük bölümüne bakacağım. Yatayına baktığımız zaman 1 ve 5 sayılarından sadece 1 gözükmekte, 5 gözükmemekte. Demek ki ben bulmacayı çözerken 5 değerinin burada olduğunu görememişim. O yüzden muhtemel değerlerde bunu görmemizi sağlıyor. Burası kesinlikle 5 olması gerekiyor. O halde orayı hemen düzeltiyorum. Burası kesinlikle 5 olmalı. Zaten 3x3'lük bölüme de bakarsanız 5 sayısı yok. Dikeyden de 5'leri iptal ediyoruz. Siliyoruz. Sildiğimiz zaman en altta 3 sayısı. Demek ki burası kesinlikle 3 olması gerekiyor. Buraya 3 yazıyorum. Dikeyden bütün 3'leri siliyorum. Aynı zamanda 3x3'lük bölümden de 3'leri sileceğim. Zaten yokmuş. Yataydan da yine 3'leri siliyorum. Tek başına bu şekilde bir değer kalmadı. Daha sonra buradaki sütuna baktığım zaman 1-7 sayısı var. 7 olan sadece burada. 1 olması önemli değil. Çünkü diğer 2 tane bölümde 7 olmadığı için kesinlikle buraya 7 gelmesi gerekiyor.
Demek ki buraya 1 ve 6 seçenekleri gelecek. Buraya 7 geldiğine göre 3 çarpı 3'lük bölümde 7 olmayacak. Zaten yok. Yatayda da 7 olmayacak. Hepsine bakmış olduk. Bu şekilde bir bölüm artık göremiyorum. Şimdi muhtemel değerlerde tekli ve kesin gelmesi gereken değerleri bulamazsanız yapacağınız ilk iş ikili olan karelere bakmak. Yani burada 8 ve 9 sayılarını görüyoruz. Bir karenin içinde 2 tane sayı var. Yatay hattına, dikey hattına ve 3 çarpı 3'lük bölümüne bakıyorum. Bunun gibi başka bir 8-9 var mı ona bakacağım. Mesela yan tarafta 8 ve 9 var. Ancak bu iki karenin haricinde diğer karelerde 8 ve 9 sayısı olduğu için demek ki bu bana yardımcı olmuyor. Eğer şuradaki biri iptal etseydik, sadece iki karede 8 ve 9 olsaydı, demek ki bunlardan bir tanesine 8, diğerine 9 kesinlikle gelmek zorundaydı. O halde şunlardaki 8 ve 9'u silmek zorundaydım. O yüzden ikililer çok önemli. Bize kolaylık sağlıyor. Yalnız burada 8 ve 9 çok fazla yerde mevcut. O yüzden bana yarar sağlamıyor. Şimdi dikeyden bakıyorum. 8 ve 9 var. Ancak diğer bölümlerde 8 ve 9 ayrılmış durumda. O yüzden yardımcı olmadı. Diğer ikililere bakıyorum. Burada 1 ve 9 var. Yatay hattında 1 ve 9'lar dağılmış durumda. O yüzden yardımcı olmadı. Dikey hattında 1 ve 9'lar. Bakın burada 1'ler var. Ve 9'lar var burada 1 ve 9. O yüzden yardımcı olmadı. Aynı zamanda 3 çarpı 3'lük bölüme de bakalım. Oraları ihmal etmeyelim. Bakın 1 ve 9 çok fazla. Yani 2'den fazla. O yüzden olmaz. 8 ve 9'un 3 çarpı 3'lük bölümünde de yine 8 ve 9 çok fazla bakın. 8'ler 9'lar. Onun haricinde tekrar ikili olanlar. Burada 1 ve 9'umuz var. 3 çarpı 3'lük bölümde bakın 1 9 çok fazla yerde var. Yatay hatta baktığımız zaman 9'lar ve 1'ler çok fazla. O yüzden 1 ve 9'u geçiyoruz. Bakın burada 1 ve 5'ler yan yana. Yani yatay hatta baktığımız zaman buraya 1 gelse buraya kesinlikle 5 gelecek veya tam tersi. O zaman diğer yerlere 1 ve 5 gelemez. O halde burada 1 ve 5 değerlerini silmek zorundayız. İşte ikililer bize bu şekilde kolaylık sağlıyor. Bakın buradaki 1'i silmek zorundayım. O yüzden buranın kesinlikle 9 olduğunu bulmuş olduk. Aynı zamanda bu 1 ve 5 3 çarpı 3'lük bölümde aynı yerde olduğu için diğer yerdeki 1 ve 5'leri de silmemizi sağlayacaktır. Aynı şekilde bu 1 ve 5'in dikey hattında 1 ve 5'ler çok fazla olduğu için silemiyorum. Buradaki 1 ve 5 dikey hattı çok fazla yerde olduğu için bakın 1'ler çok fazla. 5 yine farklı bir 5 var. 1'ler çok fazla. Yani 5 de 1'den fazla olduğu için böyle iki karede. O yüzden kesin değer bulamıyoruz. Şimdi bulduklarımızı kullanalım. Buraya 9 diyoruz. Yataydaki bütün 9'ları siliyorum. Daha sonra dikeydeki bütün 9'ları siliyorum. Aynı zamanda 3 çarpı 3'lük bölümdeki 9'ları siliyorum. Burasının kesinlikle 1 olduğunu görmüş olduk. Buradaki 1'i yazıyorum. Daha sonra yatay hatta 1 bulunmamakta. Dikey hat zaten tamamlanmış. O halde diğer taraftaki 8'e geçiyoruz. Burası kesinlikle 8 olmak zorunda. Yatay hattaki 8'leri siliyorum. Zaten yok. 3 çarpı 3'lük bölümdeki 8'leri siliyorum. Orada yok. Dikey hattan 8'leri siliyorum. Daha sonra 5 ve 9 sayılarımız var. 5 ve 9 zaten yan yana olduğu için başka bir sayı olmadığı için silemiyoruz. Dikey hatlarına bakalım. 5 ve 9 olan yerler. 9'lar çok fazla var. 5 de var burada. O yüzden silemiyoruz. Buradaki 5 ve 9'un dikey hattına baktığımız zaman yine 5'ler mevcut. 9'lar mevcut burada. O yüzden silemiyoruz hiçbir şey. Alt tarafta 1 ve 5 var. Bakın dikkat ederseniz dikeyde 1 ve 5 sadece iki bölümde var. Demek ki 1 ve 5 sadece buralara gelebilir. Yukarıdaki biri siliyorum. Burayı da siliyorum. Alt taraftaki onu silemiyoruz değil mi? 1, 5 demiştik. Evet, buradakini siliyoruz. Daha sonra en yukarıda 9 sayısı karşımıza geldi. O halde burada 2 ve 9 vardı. Demek ki 9'u silersem 2 kalacaktır. 2 ve 9 alt tarafta 2 var. Silersek 8 kalacaktır. Daha sonra burada 2 ve 9 vardı. Gitti 1 kaldı. Bu şekilde. Alt tarafta da 1 ve 5 vardı. Yukarıdan dolayı burası 5 olacak. Burası da 1 olacak. Aynı şekilde burası 1 olduğuna göre, 1 5 olduğuna göre burası 5 olmak zorunda. Buradaki 5'i silmek zorundayız.
Yukarıda 1 vardı, silmek zorundayız. 4 tek başına kaldı. 4 yazıyoruz. Aynı zamanda buradaki 4 ve 5'i sileceğiz. Çünkü 3 çarpı 3'lük bölümden dolayı. 9 kalacaktır. Yukarıda 1 vardı. O yüzden buradaki 1 de gitmek zorunda. 2 kalacaktır. Burada 2 ve 8 bulmuştuk. Yatay hatta bakalım. Burada 8'i iptal ediyoruz. Aynı zamanda burada 4, 5 bulmuştuk. 4, 5'leri yatay hattan iptal ediyoruz. Burada 1 ve 2 bulmuştuk. Yatay hattan 1 ve 2'leri iptal ediyoruz. Burada 4 tek başına kaldı. 9 tek başına kaldı. Buradaki 4'ü hemen bitirelim. Dikey hattan bütün 4'leri siliyoruz. Yatay hattan bütün 4'leri siliyoruz. Aynı zamanda 3 çarpı 3'lük bölümden 4'leri siliyoruz. Burası 9'du. Dikey hattan 9'ları silelim. Yatay hattan 9'ları silelim. 3 çarpı 3'lük bölümden de sildik. Burada 7 kaldı. O halde 3 çarpı 3'lük bölümden 7'leri siliyorum. Dikeyden 7'leri siliyorum. Burada 6 sayısı kaldı. O halde burası 1 ve 6 olduğuna göre burası 1 olmak zorunda. Burası 6 olmak zorunda. O halde burası 1 ve 6 olduğuna göre 1 olmak zorunda. Burası 3 olmak zorunda. 1 çıktığı için buradaki 1'i kullanamıyoruz. 7 olmak zorunda. Burası zaten 8 olduğunu gördük. Buradaki 8'i iptal ediyoruz. 4 ve 5 kaldı. Aynı zamanda burada 6 bulduğumuz için dikeyden 6'yı da silelim. O halde 4 kaldı. Burası 4 olduğuna göre, burası 4, 2 ise 2 kaldı. Burası da 2 olduğuna göre 6 olacaktır. Yukarıya baktığımız zaman 1, 2, 8 sayıları kalmış. Burada 1 ve 8'i kullandığımız için alt tarafta 2 kalacaktır. O halde buradan 2'yi silebiliriz. Alt tarafta burada 4, 5 sayıları var. Burada 4'ü kullandığımız için burası 5 olmak zorunda. 5 olduğu zaman burası 4 olacaktır. Burada 5'i kullandığımız için burası 9 olmak zorunda. 9'u burada kullandığım için yatay hatta 5 olmak zorunda. 9'u burada kullandığım için dikey hattında 8, 9 olan yerde 8 olması gerekiyor. Burası da 1, 8. Yan tarafta 8'i kullandığım için 1 olacaktır. Burası da 9 olmak zorunda. Burada 8 ve 9'u kullandığım için 3 çarpı 3'lük bölümde 3 olmak zorunda. Burada da 3 çarpı 3'lük bölümde 1 kalmadığı için 1 yazıyoruz. Burası da 8 olacaktır. Yalnız zor bu seviye bulmacalarda her zaman bu şekilde olmuyor. Diğer videomuzda da daha zor seviyede bir bulmacayı nasıl çözebiliriz ondan bahsedeceğim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.